Bu arada arada o tarafa doğru dönen hep bize bakma. Yani orası görüyor ya seni. Yani Necim seni özlemişim de demek ki hep sana bakıyor. Serpil, how are you? Kalemin ne? Hello, herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hello. Tamam, güzel. Evet, bugün... Kalemin ne? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz yerine. Annem mi yoksa eşim mi beni daha iyi tanıyor videosuyla birlikteyiz. Yani kaynana mı gelin mi de diyebiliriz buna. Gelin evet. Vs. Annem kaynana izin vermiyor ama. Zaten evet, biz kaynana sözü yok. Tamam, biz pek kullanmıyoruz. Yok. Bizim pek sevdiğimiz tamam. Şeyler değil. Değil. Tamam, anneme ne kadar benziyoruz ona? Ya. Bayağı. Benziyoruz, gibi. Evet. Kuşum sen zaten heyecanlandın beni görünce giriş bile kötü oldu. Evet kötü bu arada. Oldu? Evet. Beceremedin mi? Biraz gerginim evet. Annem öğretmen olduğu için herhalde. Tamam peki. Neyse o zaman başlıyorum. Anne ne yapacağımızı söylüyorum bak. Söyle. Doğru cevap bilmiyorsan bile tahmin yürüteceksin. Bilirim ben seni çok iyi tanıyorum. Tamam peki. Yani İddialı bilmiyorsan bir yarışma. Da şöyle hani bunu seviyordur deyip yazabilirsin. Ben biliyorum seni tamam, sevdiklerini. Tamam peki. Tamam peki o zaman. Basit başlıyorum. Çok basit yani bunu bilmeme ihtimalim yok. İstersen Ceyda'nın sevdiklerini sor daha iyi bilirim. Bu arada bir de konuğumuz var ama kendisi görünmüyor burada. Hepimiz mavi giyinmiş seni. Bu da mavi. Şile de mavi giyince Şile'yi de aldım. Evet. O da mavi. Mavinin başlıyorum. Evet, en sevdiğim içecek. En sevdiğim içecek. Ama ben adını bunu bilmiyorum. Dünya alemi. Tarif edebilirsin. En kolayından başla. Evet. Aa kalemim yazmıyor. Suyum zemin yiyor sıkarıcım ondan. Yok yazmıyor. Şurada benim kaç kalemi var istersen onunla yaz. Videolarımızı izliyor musun anne? Hiç kaçırmıyorum. Beğeniyor musun? Beğeniyorum. Özellikle reklamları hiç atlamıyorum. Reklamları atlayarak izliyorum. Sonra sesini kısıyorum. Videoyu bir daha açıyorum. O sonuna kadar reklamla bir daha çalışıyor. Ya peki YouTube dolandırmaya çalışıyor. Evet. Peki, nasıl istersen anne. Yani evet. Bu arada abone olmayı unutmayalım. Yeni evet. Gelen abonelerimize biz hoş geldiniz. Evet en sevdiğin içecek. Şile. 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 Masum ya. Soğuk kahve demiş. Nescafe Express soğuk demiş. Soğuk kahve. Doğru tabii, tamam. Ben basit. Türkçesini yazdım. Ben de Türkçesini yazdım. Ben de soğuk kahve yazdım. Bu doğru. Şimdi geliyor. Birinciyi bildik. En sevdiğim müzisyen. Müzik grubu. Mi? Müzik grubu diyeyim hadi işimizi kolaylaştırın. Ben grup demem. Ben bildiğimi yazarım. Yaz. Şarkısını da yazıyorum. Nereden çıkartıyorsun anne? Ya sallıyorsun kesin yani. Gel senin yaşlarını yakalayacak bir grupta. Peki. Ben bunu çok seviyorum. Kesin oğlum da benim sevdiğimi sever diye düşünüyorum. Ya ben, de, ben de bunu hiç sevmiyorum. Kesin Fırat çok seviyordur. Severim. Doğru. Ne yazdın oraya? Dream Theater. Dream yazmışsın ama. Dream yazıyor be. Dream Theater. Çok severim Dream ama Theater. En sevdiğim değil. Manuş Baba. Eteği belinde. Kim bu ya? Aa, bilmiyor. Oğlum. Anne. Manuş Baba'yı bilmiyor musun sen? Ben pek Türk parçalarını bilmem. Ama sen bunu dinledin, çok beğendin. Nasıl bir şey o? Şeyin sen biliyor musun? Çok kötü. Manuş Baba'yı biliyorum da. Eteği belindeyi bilmiyorsunuz. Eteği belinde türkü mü? Evet ya. Kaç tane dizide bilenler yaptılar. Çok... Nerede duydum da ben sevdim? İstanbul'u gelinde. Ben İstanbul'u gelin hiç izlemedim ki. Ben hayatımda. İzliyordum. Sen de baktın. Aa dedim bu parça çok güzelmiş. Ya anne sallıyor musun acaba? Hayır. Doğrudursun demişimdir. Evet. Ben. Yazın geldiğinizde tekrarı vardı. Manuş Baba'nın müziği bu dedim. Açtım YouTube'dan dinlettim. Çok beğendim dedi. Anne gene beni bak dayınla karıştırıyorsun. Allah kahretsin. Sen YouTube'dan bana bir şey dinletmedin bu zamana kadar. Eminim. Tamam hissettim. Yani. Biraz, tamam. Hayır, birazdan izleyecek ve anne haklıymışsın diyecek. Kesin. Neyi izleyeceksin? Manuş Baba'yı. Eteği belinde. Ya eminim güzel parçalar da ben bilmem pek. Neyse ben Led Zeppelin yani. Led Zeppelin mi senin en sevdiğin? Ne evet, bilelim biz karıcığım, ya? Karıcığım düğün parçamız çaldı hatta hatırlıyorsan. Since I've Been Loving You. Fırat biz düğünümüz yok. Parçamız olsun. Ya düğünümüz olmadı da orada gitmiştik arkadaşlarımızla eğlenmeye pasta kestirirken o parça çalsın demiştim çalmıştı. Ben duymamışım. İşte böyle romantizmden uzak. Ne demek ben duymamışım ya? Allah hatırlamıyorum. Neyse olsun güzel şarkı. Neyse ikimiz de tutturamadık ikimiz ama de ikiniz de Manuş Baba'yı öğrenmiş olduk. Evet. Eteği belindeyi de dinleyin. Tamam, bilemedik. Tamam dinleyeyim anneciğim. Aa, evet. İkimiz de yandık. Geliyor. Kesintisiz en sevdiğim film. Kesintisiz en sevdiğim film ne demek ya? Ya hani böyle kesinlikle en sevdiğim filmlerde her zaman söylerim onu. En sevdiğim film. Bu niye yatıyor ya? Oğlum. Kızım. Kızım. Ben bunu salladım. Ben de salladım hatırlamıyorum. Kitabını çok seviyordum dedim filmini desene. Ne? Harry Potter. Bizim ben Aykut Enişte yazdım aklıma gelmedi. Ne alakası var şimdi Aykut Enişte ama ya. Geçen gün onu çok övdüm. Evet. Güzel film ama. Baştan biraz şey geldi sonra bayıldım evet, dedim. Evet çok güzel. Evet çok güzel övdü. Bu arada çok güzel. Ya sen kendin kendine ne yaşıyorsun ya bizden hiçbir şeyden haberin yok. Sana izlettin mi Tanrı Kent'i? Fırat'cığım sen en sevdiğin film falan değil bu ya sen kendine izle. Sonra ne ya en sevdiğin film yani, Tanrı Kent ya. Ben yani ilk defa duyuyorum valla. İlk defa mı? İzlettim anne her şeyi unutuyor. Harry Potter'dı kitabını çok sevdiğin kitabını için. Çok severim. Ben bir önceki şeyde birbirimize gel sanıyoruz da dedim Harry Potter diye bir de. Tamam. Bence de Harry Potter. En çok yani, Harry Potter aşağıda. Harry Potter. Kitaplarını çok severim. Ay ya Mr. Rosa.
Fırat. Arkadaşlar bu arada son 3 filmini izlemedim sevmediğim için. Dedim ki bunları da izlememe gerek yok. Ben kitaplarını seviyorum. Ceyda'cığım bu sallıyor şimdi. Kesin biz ya. Kaybedelim diye. Boş niye ya? Ne kazanacağız sonunda? Saçmalamayın. Kim bilemedi? Siz kapışıyorsunuz. Bilemedi. Evet ikiniz de bilemediniz yine. Beni kimse tanımıyor galiba bu ailede. Biz seni yanlış tanımışız. O zaman düşünmen lazım. Neden acaba? Bazı şeyleri paylaşmayı bilmiyorsun demek. Neyi paylaşayım? En sevdiğim film diye herkese şey mi atayım, bildirim mi atayım? Ay ya eşinle paylaşırsın. Ben onunla paylaşıyorum anne. İzlettiğin filmi hatırlamıyor Allah aşkına. Ya bunu hiç ben bir kere... Sorsam en sevdiğim rengi bilmiyor. Sen bir sürü film izletiyorsun. Demek evet. ki bunun üzerinde çok durmamışsın. Kızın evet. da belleğinde kalmamış. Yani. Tamam peki. Çocukken de Ceyda'cığım bu Türk film hastasıydı. Ama öyle anlattığım mi? Olay ilkokul 1-2. Oturur televizyonun karşısına Türk filmi izler. Şimdi orası acıklı ya. Ağlayacak, ayıp olacak diye bir tutturur benden bir şey istemeye. Ben bir şey yiyeceğim. Şunu yer misin? Ben bir şey yiyeceğim. Yok yere ağlar. Ben anlarım ha bu filmden etkilendi aslında filme ağlıyor. Çok tatlı yazık. Böyle bir şey hatırlamıyorum Ceyda. En sevdiğim, bak ama bak son zamanlarda değil Ceyda, tamam mı? Sen bunu biliyorsun. Ben söyledim size Netflix'i yüklediğim zaman demiştim bunu izleyin diye. En sevdiğim dizi. Sen de bunu en çok seviyorsun zaten aslında. Ben de bunu en sevdiğim olabilir ama son zamanlarda değil. Ya son zamanlarda her sene en sevdiğim bir şey çıkar da bu totalde yani. İlk bize söylediğim buydu. Evet ben şimdi bir şey hatırladım. Yazdım. Hiç unutmuyorum. He mantıklı bir şey yazdım. Onu ben siz beğenirsiniz. Ablam çok severdi. Sen bize bunu önerdin. Çok güzel dedin. Çok da güzel. Evet izledik. Şimdi ikinci sezon başladı. Onu da izliyoruz ama ikinci sezonda çok şeyler var. Neymiş? Anneminki Crown değil mi? Crown. The Crown. Tamam. Güzel bu arada. Güzel dizi. Ben Breaking Bad yazdım. Ya öpeyim. 1-0 öndesin. Evet. Nasıl 1-0 öndeyim ya? Annem hiç bilemedi. Sen bildin. Ama onu sen söylemedin. Hayır. Nescafe'yi hepimiz... Hiç söyledim orada söylemedin ki sen Breaking Bad. Türkçesine söyler misin onu? Bilmiyorum. Kötüleri salın. Ne alakası var be? Kötülüğü kırmak break gibi bir şey. Yani break mola ya. Bad kötü ya. Breaking kötüleri... kırmak da olabilir. Hani. Ama kötüleri salın gibi bir şey. O zaman çocukluğundan bir soru sorayım da Ceyda patlasın. Belki de biliyorsun. Ama Ceyda belli olmaz o iş. Nasıl çocukluğun nereden? Diye ben unuttuysam. O da olabilir. Seneler zaman... geçti. Ben bilmem. Olsun sor. Geliyor tamam. Çocukluğundan beri kesintisiz şu yaşımda da aynı şekilde korktuğum şey. İnsan çocukluğun korkusunu bilmez mi anne? Şu beni kötülüklerden nasıl koruyacaksın? Ölüm de hep korktuğun şey. Bir zaman korkayım ondan yani. Hayır. Sen ölürsen, babam ölürse. Çocukken herkes annesinin, babasının sürekli bir anda olacakmış gibi tövbe tövbe korkabilir. Öyle değil. Sen ne yazacaksın? Ben çok merak ediyorum. Bir şey yazayım. Sallamayacağım şimdi. Göreceksiniz. Baktın mı ortamda? Ben bunu yazdım şimdi ama çünkü habire her gün korkuyorum bundan. Şimdi ne diyeyim? Aile içindeki hesaplaşmalar mı? Bireylerin ölümü. Yahu. Ölümü. Bastır bastır söyleme şunu. Hastalığı. Bak ya felaket telli olur. Fırat benimle aynı duyguları paylaşıyormuşsun inanılmaz. Karıcığım bütün çocukların zaten duygusu budur. İnsan ailesinden en yo, çok korkar. Yoo benim arkadaşlarım en çok korkar. Aynen. Karıcığım bir insan kendisinden çok ailesinin ölümünden korkar. Tamam evet. Şimdi ben söyledim ya kesin onu yazmaz. O değil çünkü biliyorsunuz söyleyince aa diyeceksiniz. Ne yazdın Sapsa'da sen bireylik. Aile biçimek bireylerin ölümü ben. Hastalığı. Hep ben deprem söyledim. Yazdım habire deprem yüzünden evden taşıyordum. Deprem çocukken hiç korkmazdım. Ne bileyim ben Fırat seni çocukken tanıyorum hayır, ben. Hayır şöyle. Çocukluğunda deprem görmedi ya. Gördüm orada, ama İzmir'dekini gördüğüm için depremin yıkıcı bir şey yani, olduğunu sanmıyorum. Şey hafif bir sallandı sünnet olduğunda babası kucağında bunu yataktan aldı deprem oldu diye götürüyordu. Bu da şey görünecek diye bağırıyor beni böyle çıkarma. Makarna süzgüleri var ya saplı. Komşu dedi ki makarna süzgüsü koyun koyduk sapını. Ya bunlar nedir verdik. Ya Allah aşkına bu kadar da değil anne. Sapını tamam. Eline verdik. Koyun, böyle tutuyor değil mi? Kurumayı aldı. Çocuğum ya 5-6 yaşında. Neymiş korkun? Dişçi. Aaa unuttum harbiden evet dişçiden çok korktum. Anne dişimin arkası yok. Fıratçım bir dakika. İki tane çürüğüm var gidemiyorum. Çocukluk dedim bak. Çocukluk dedin. Senin çocukluğunda demedi mi Ceyda? Çocukluğundan beri. Beri ama senin dişçiye... Ya hangi çocuk dişçiden korkmaz? 18 yaşında dişçiye gitmiş çocukluğundan sana beri neden korkar? Sonuçta ikiniz de bilemediniz. Olsun. Tamam peki. Vaa ikisini de bilemedim evet. Şimdi geliyor. Belgeselini izlemeyi en sevdiğim. Bir dakika izleme bu. Olayını bırakıyorsun. Film, belgesel, film yok. Böyle evet tanımak ya. Olmaz. Çünkü neden? Bu sene çok hoşlandığın belgeselden seneye başka bir evet. belgesel çıkar onu hoşlanırsa. İki tamam. Şöyle diyebilirsin. Anne benim sende en beğendiğim huyun ne olabilir? Veya Ceyda'ya diyebilirsin. Annemde en beğenmediğim huy. Bunu biliyorsun. Sen de biliyorsun. Beğenmediğin huy mu? Evet beğenmediğim. Ben beğendiğim diyorum olumsuz. Ya bu ne negatif bir şey. Ya bana ne ben bunu soruyorum. Ama arkadaşlar bakın. Annemde beğenmediğin bir huy ben bilmiyorum. Var. Nereden biliyorsun? Yazayım tam bakalım. Sen de düşün. Sen de düşün. Bak. Annenin beğenilmeyecek bir huyu yok da bu arada. Söyleyince anlayacağım. Ben yazdım.
Aşkım ben nasıl bir şey söyleyeyim? Soru işaretleri. O ne anne? Üç tane soru işareti. Bu ne megalomanlık? Üç tane soru işareti var ekranda. Bende de bir tane. Kardeşim bunu anlattım sana. Annemin her şeyi atması. Eve gelmiştik. Mert'le yaşıyorduk. Mert Denizmen var ya, oyuncu. Huyla. Mükemmel bir koltuğumuz vardı. Ya iki kişilik koca koltuk, böyle koltuk. Eve bir geldik, okuldan koltuk yok. Nerede, ben onu attım dedi. Mert'le birbirimize bir bakışımız var. Çok eskiydi çünkü. Bak, bunu sevmiyorum abi. Ama bu annenin huyu değil ki, senin hiç atılması gereken eşyalarının atılması gereken. Ya sen Allah aşkına şurada yani hani anneme şey, yalakalık yapmayı kesin. Ya sen kimle biçim konuşuyorsun? Tamam, o zaman geliyor. Ceyda'da en sevdiğin huy. Sonra sendekini de soracağım. Ben de en sevdiğim huy. Evet. Bu mu acaba, bilmiyorum. Ya neler yazsın bak. Anne niye paragraf yazıyorsun orada? İkisinden biri enidir, birisi sevdiğindir, biri de en sevdiğindir. Doğrudur. Söyle bakayım Ceyda. Ben rahatlık. Rahatlık ne demek ya? Yani rahat, hani böyle relax. He, takılmam ya, olsun boş ver aman. Sen? Özgürlüğünü kısıtlamaması, senin özgürlüğünü. Evet. Özentiden uzak olması, sadeliği, olduğu gibi olması. Ha. Yani özentili. Ya bunlar şimdi sevdiğim huyları. En doğru. Sevdiğim neymiş? En sevdiğim net olmak, asla trip atmama. Rahatlık oluyor birazcık, evet. Trip yemiyorum ama yani. Ama böyle hepsini kapsar. Ben artıyı koydum. Hatta şu aile artıyı koydum. Sen söyle. Yalan söyledin çünkü. İşte annemin 2 puanı var. Ne 3 puanım var. Nerede 3? Soğuk kahve, aile iç bireylerin ölüm veya hastalığı. Sorular kötü. Çalışmadan soru hazırlan. Evet, bu doğru. Bu doğru. Ben o kadar video çektik, makyaj ürünleri, erkekler ne giydi? Cümlemi bitirmeden bir dakika. Elimde tüyle iç ekleyici oldu. Vallahi bulamadım, yemin ediyorum içeride böyle bir şey. Bu niye bizde böyle bir şey var ya? Ben bilmiyorum. Çok güzel. Güzel mi? Evet. Erkekler ne giydiğimizi sanıyor çektik. Hepsine hazırlandım. Erkekler ne sürdüğümüzü sanıyor çektik. Gittik hepsini araştırdık. Sen burada hiçbir şeye çalışmadan gelmişsin. Bir tane soru sormadın. Bir kere kişilik tanıma, kişilik testlerinde belli ana sorular vardır. Bir psikiyatriste, bir psikoloğa bile gitsen gelmiş buraya. Benim en sevdiğim film. Bu sene başkadır, seneyi başkadır. Ya YouTube bu ya. Eğlence içerik çıkartıyoruz ya. Yapmayın Allah aşkına. Ayrıca sizin ikinizin kapışması lazım. Çalışmayalım. Niye kapışalım? Çünkü ikinizin hayatında en sevdiği erkek olarak beni elde etmeye çalışmanız lazım. Ben anneyim, o eşin. Ne alaka senin en sevdiğin? Böyle ilişki olmaz. Kaynana gelin ilişkisi birazcık sallantılı olması lazım. Diz mi çeviriyorsun yavrum? Bizde yok canım. Kusura bakma. Genel ilk sen ne zaman görmüştün? Şimdi bak, soruya bak. Ne zaman görmüşsün? Benim tarihi aklımda kalır mı? Ya tarihi sormuyorum. Nasıl demek yani? Mekan olarak ne zaman görmüşsün? Eve gelmiştim. Evet, size gelmiştim annem. Doğru. Bana hoş geldin, ne geldi? Ne düşündün? Görünce. Biraz bundan konuşalım istiyorum. Fiziksel olarak mı? Her şey. İşte ben dedim sana, dedim, bu kızı kaçırma dedim. Evet. Çıkmadım. Bu mu ya soru? Biraz kapıştırayım dedim, olmadı. Evet, şimdi yeni sorumuz geliyor. En kötü özelliğim nedir? Benim de sevmediğim. Senin de sevmediğin. Tabii. Senin de sevmediğin deyince şimdi buldum. Herhalde canım, benim de sevmediğim. Senin, çünkü benim sevmediğin kötü özelliklerin bir tane var. Ah, şimdi onu yazsam anne olarak çok ayıp olacak. Olmaz olmaz. Anne olarak ne ayıp olacak? Annenin ayıp mı olur? Annem açıklayıcı, her yere çekilebilir yazıyor ki oradan puan kazanırsın. Oho, parantez içine geçti. Örnek yazıyor ya. Tam öğretmensin anne ya. Örnek yazdı. Örneğin altında parantez içinde. Söyle bakayım Ceyda. Ben kıskançlık yazdım. Sen? Bunları pek bilmem, beni kıskanmadı çünkü kimse de. Yani. Bazı konularda sorumsuz davranmam. Örneğin anahtar kaybetmem. Yemin ediyorum keşke bunu yazsaydım. Bu doğru ya. Sen kaybetmek. Ne yazdın? Kaybetmek, doğru. Bu doğru. Ceyda, 4 oldum ben. Tamam. Geliyor. En sevdiğim meze. Ben bu arada böyle mezelerin, yoğurtlu şeylerin hastasıyım. Her yemek yanında böyle isterim yani onu. Çok severim. Biliyorsun. Küçüklüğümden beri böyleydim değil mi? Yazdım anneciğim. Ben de yazdım. Vallahi kesin bu. Kesin de yanlış yazdım. Ama ya yazılışı yanlış olabilir. Söyle Ceyda. Havuç tarator. Ya tarator yazdım da havuç. Yanlış. Havuçlu patatesli yoğurtlu tarator. Onu çok çünkü ister. Bunu annem yapıyor sürekli. Onu sen daha ister. Hiç yapmadın Ceyda. Ben nasıl yapayım, ama annen çok güzel yapıyor. Annem güzel yapıyor diye sen de yapmayacaksın diye bir şey yok. Ama hayır. Ben hep şunu bilirim. Biri bir şeyi çok güzel yapıyorsa aynısını senin yapmana gerek yok. Hayatım, senin yaptığın havuçlu tarator var ya. Evet. Onun altına patates püresi koydum. Çok soruyor. Peki, geliyor. Hazır mısınız? Evet, hazırız. İzmir'den, senin yanından yani, ayrı yanından ayrıldıktan sonra ayrılınca aslında sevdiğini bilmediğin ama çok sevdiğin bir şey öğrenirsin ve onu özlersin yemeği. Dersin, anne bana şunu yapsana. Şaşırtıcı bir şeydir o. Yine yemek yiyorsun. Sen ne kadar yemek yiyorsun? Üzülmüştüm ben seni arayıp bunu istiyorum dediğim zaman. O yemek nedir? Salladım, gitti. Salla, dur bakalım. İyi, öğreneceğim bana.
Ne bakıyorsun lan diye? Sen öğretmensin, kopya çekilme. Hayatım yazdım ben, yazdım da şaşırıyorum. Duymadım. Ne alaka ya? Ne yazdın sen? Taze fasulye yazdın. Tamam, sen barbunya yazdım ben de. Onu hep severim. Gül böreği hatırlıyor musun? Ya yemek mi yavrum, börek desene. Gül böreğini bilmez mi? Börek desene. Hatta Demet teyzen yaptı getirdi sana, börek desene. Ha, o kadar özlemiştim, teyzem yaptı getirdi. O börek diyeceksin. Sen ha, yemek dedi. Ha, yemek değil mi böreği? Olur mu? Fırat'ın karnı acıkmış. Yemekler ayrı, börekler ayrı, mezeler ayrı, tatlılar ayrı. Pastalar aynı. Yani. Ya ben ne sorumluyum ya? Şu sen ne biçimsin? Hiçbir şey kabul etmiyorlar. Olmadı olmadı. Soru yanlış. Yanlış. Fırat bilemedi. Hayatım, üniversite sınavında bile yanlış soru çıkıyor. Boş ver. Bu sefer de senin soru yanlış. Sürekli kabul etmiyorlar sorularımı ya. Evet, geliyor sorum, tamam mı? Bu arada arada o tarafa doğru dönen hep bize bakma. Yani orası görüyor ya seni. Ya anneciğim, seni özlemişim de demek ki hep sana bakıyor. Romantizmi buradan geliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yani zaten küçükken yaramazlıklar yapıyordum da. Yaptıktan sonra en çok üzüldüğüm yaramazlık var. Gerçekten çok üzülmüştüm. Fırat, ben senin yaramazlığını nereden bileceğim küçük? Bunu anlattım işte sana. Ama. Kızım, ben sana hayatımla ilgili her şeyi sürekli anlatıyorum. Sen ama, sürekli sen... böyle böylesin. He Fırat falan. Şimdi bunu hatırlamayabilir. En üzüldüğüm. Ceyda'cığım. Bir şey yazamadım ki ben, böyle şöyle bir karalama yaptım. Bilmiyorsun. Tamam, peki, bravo. Ne bileyim acaba mantık olarak. Kaybettin. Evet. Oyuncak ayını balkondan atmıştı. Sen nasıl bir kötüsün? Sordum. Nasıl bir kötüsün ne demek? Ya bunda bir hastalık vardı. Soğan patates ne bulursa terdik balkondan aşağı atıyor. Oyuncak ayı yattı. Göremedi. Ne oldu dedi. Ölmüş dedim ben. Aldım komşunun evine koydum. Ne ağladı ama, ne ağladı. Ertesi gün bir de böyle vuruyor kendini. Hani niye yaptın diye. Bana niye böyle bir şey yaptın? Hatırlamıyor musun onu? Hatırlamıyorum tabii ki. İyi de hatırlamıyorum onu. Bana niye böyle bir şey yaptın? Bu benim yaramazlığım değil. Bu senin yaramazlığın. Ondan sonra hiçbir şey atmadı ama. Bir şey yaramış. İşe yaramış. Benimki hiç ben şey söyleyeyim mi senin ne olduğunu? Ablam hatırlıyor musun? Patlıcan salatasını çok severdi. Patlıcanlı salatayı. Hı. Bir gün yapmış böyle yiyecek. Ama ben sevmiyordum. Benim sevmediğim bir şeyi o çok mutlu yediği için kıskandım. Tükürdün mü yoksa? Su dökmüştüm içine. Ablam da ağlamıştı. Sonra ben içeri gidip ağlamıştım. Ama siz bilmiyorsunuz bunu. Ben bu sorulur mu canım sende? Onu nereden bileyim? Fırat ben kendi ağladığını, duygusallığını anlatmak için bir soru sormuş. Oy anne yüzünden. Kıskandın sen de yap. Niye kıskanayım aşkım? Ya zorla kıskandım ay, ya. Ay yemin ederim bunun kadar insan birbirine düşürmediği. Rating, rating. İki tartışmanız lazım. Ay şimdi osurdu şu an. Geldi ben anlayamadım. Böyle bir şey olmaz. Onu bir koyalım aşkım. Bu pıs pıs atacak. Öyle mi? Arkası gelir mi? O da parfümü gibi pıs pıs atıyor. O da parfümü gibi yapar o. Bir daha osurdu bu arada. Ya işte böyle olur. Demek arka arkaya geliyor. O ırkın çok bağlı şey. Üş. Evet. İşe yaradım bu. En sevmediğim ders. Ne diyeyim, matematik yazıyor bir şey diye mi? Biraz Almanca, daha düşün. Almanca. Aha. Bravo, bravo. Almanca mı yazdın? Almanca. Almanca. Evet. Ya, das ist aber gut, haben. Üçümüz de Almanca. Yani bak, 7 yıl okudum, 5 gram bilmiyorum. Bir dil, bir insan. Bir dil, bir insan değil. Bir dil, 1 milyon insan canım. Almanca. Evet, Almanca. Bir dil, 2 milyon izlenme. 3, 4, 5, 6 tane bilmişsin. Cevaplar çok az çıktı. 6 tane bilmişsin anne. 4 tane bilememişsin. Ben 3 tane bilmişim. Canım. Serpil'te de sen kazandın. Anneciğim, 4 tanenin Ceyda bir tanesini ben zorla artı yaptım. Kabul et. Kendi kendine kabul edeceğim. Kendi yani kendine. Evet. Zaten... Neyse, önemli olan eğlenmekti zaten amacım. Yani biz eşit olduk aslında. Şunu ben zorla kabul ettim. Teşekkür ederiz herkese. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle o zaman. Öpülüyorsunuz efendim. Abone olduğunuz için. Abone olmayı unutmayın. Hey. Bye. Hoşçakalın. Çizgi film kapatır gibi ne oluyor? Abone olmayı unutmayın. Mıyın dersen olmayı verir bence. Onlar hepsi benim çocuğum yaşında. Doğru. Yani. Doğru, yani. Doğru, evet. Da yani hayat yaşımız büyüdü ya.